Merhabalar, Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kuru patlıcan ve kuru biber dolması yapacağız inşallah. O zaman yapımına geçelim. Evet, tencerelerime sularını koymuştum. Şimdi biberimi buraya, kuru patlıcanımı da bu tencereye koyuyorum. Ve istediğimiz yumuşaklığa gelene kadar da kaynatacağız. Evet, kuru biberimiz istediğimiz yumuşaklığa geldi. Onun altını kapatıyoruz. Ve sudan alıyoruz. Patlıcanımızın birazcık daha pişmesi lazım. Biberimiz soğumaya bırakalım. Evet, patlıcanımız da istediğimiz yumuşaklığa geldi. Şimdi onu da sudan çıkaralım. Ve soğuması için kenarda bekleteceğiz. Daha sonra iplerinden çıkaracağım. O zaman patlıcanımız ve biberimiz soğurken biz iç malzememizi hazırlayalım. Evet, ocağımızın altını yaktık. Şimdi bir su bardağı sıvı yağımı döküyorum. Evet, yağımız ısındı. 3 orta boy soğan ve 2 diş sarımsağımı küçük küçük dilimlemiştim. Şimdi onları güzelce bir kavuruyorum. Ve soğanlarımız kavruldu. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçamı ilave ediyorum. Evet, salçalarım da kavruldu. Şimdi bir kase pirincimi yıkamıştım ben. Onu da ilave edelim. Bundan daha önce lahana sarması yapmıştım. Onun iç harcına neden kıyma koymadığımı, biz etsiz yemeyiz falan diye bir sürü yorumlar gelmişti. Yani herkesin damak zevki ayrı. Biz et sevmiyoruz içinde. Yani yemeğin içinde sevmiyoruz, dolmanın ya da sarmanın içinde. Çocuklar da ben de sevmiyoruz ama hani köfte olarak ayrıyeten seviyoruz. Tabii herkesin damak zevki farklı olduğu için böyle sade yapıyorum iç harçlarımı. Pirincimi de çok az kavurduktan sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Evet, şimdi pirincim de kavrulduğuna göre burada baharatlarım var. 2 tatlı kaşığı tuz ot, 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Tuz otun içinde tuz olduğu için tuzumu azalttım. Şimdi baharatlarımı da bir karıştırayım. Evet, baharatlarımı da karıştırdım. Şimdi bir çay bardağı da
suyumu ilave ediyorum. Evet, dolmamızın iç harcı hazır. Şimdi harcımızı da dinlenmeye bırakıyorum. Altını kapatıp daha sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Evet, patlıcanlarımız ve biberlerimiz soğudu. Şimdi doldurma işlemine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, böyle doldurdum. Ağzını böyle kapatıyorum ve koyuyorum. Evet, patlıcanlarımızı doldurduk. Sırada biberlerimize geldi. Bunları da dolduralım. Aynı bu şekilde. Evet, dolmalarımı ocağa koydum, altını yaktım ve burada bir kasenin içerisine su koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı salça koydum ve bir tatlı kaşığı yine tuz ot koydum. O harika bir lezzet veriyor. Şimdi suyumu da ekliyorum. Evet, bir tabağımızda böyle koyuyorum. Kısık ateşte pişene kadar pişiriyorum.
Evet, dolmalarımız pişti. Şimdi altını kapattım. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Güveçte pişirmiş olduğum kuru patlıcan ve biber dolmalarımız afiyetle tüketilmek için artık hazır. Üzeri için de sarımsaklı yoğurt hazırladım. Şimdiden deneyen herkese afiyet bal şeker olsun. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.